Şimdi bu sıralarda bu korona ile ilgili artışlar tekrar gündeme geldiği için uzun zamandan beri bir video yapmamıştım bu konuyla ilgili olarak bazı güncellemeler yapmak istiyorum. Öncelikle üzerinde durmak istediğim konu dün haberlerde geçti. O yüzden size de burada yansıtmak istiyorum. Koronavirüs için risk grupları. Bu Center for Disease Control adı verilen bir Amerikan kuruluşuna ait bir risk faktörü listesi. Ama tabii ki Amerika Birleşik Devletleri bu işle en çok uğraşmak zorunda kalan, en çok vakaların olduğu dünya üzerinde ülke olduğu için onların belirlediği bilgileri, sunduğu bilgileri değerli buluyorum. Ne demişler? Koronavirüs için kimler risk altındadır? Koronavirüs bir solunum sistemi hastalığı temelde ve bir bağışıklık sistemiyle de tabii ki yakından alakalı bir şey. O yüzden tabii ki risk faktörleri bunun etrafında dönecek. Nedir? Astım, kronik böbrek hastalığı, dializle özellikle tedavi edilmek zorunda kalan kronik böbrek hastalığı yani ileri derecede, kronik akciğer hastalığı, diyabet, hemoglobin hastalıkları yani orak hücreli anemi ve talasemi hastalığı, bağışıklık sistemi çeşitli ilaçlar yüzünden veya doğuştan bozuk olanlar, karaciğer hastalığı olanlar, 65 yaş ve üstü olanlar, bakım evlerinde kalmak zorunda olanlar, ağır kalp hastalığı olanlar ve obezitesi olanlar. Obezite ne alaka diye soracak olursanız, obezite diğer bazı hastalıklarla alakalı olduğu için, yine akciğerlere baskı yapabildiği için, yine entübasyon adı verilen en ileri aşama olan koronavirüs hastalığının tedavisinde doktorların işini ciddi anlamda engelleyebildiği için bir risk faktörü olarak alınmış. Şimdi bunlar esas risk faktörleri. Artık bilgiler böyle toplandıkça anlaşıldı ki bu daha çok ileri yaş olan ve veya beraberinde akciğer hastalığı, bağışıklık sistemi olanları daha çok etkileyen bir hastalık. Peki hamilelik açısından ne durumdayız? Şöyle bir şey yorumda bulunmuş. Ekstra dikkat sarf etmesi gereken ama yüksek risk altında olmayan gruplar nelerdir? Etnik gruplar demiş. İşte bu daha çok Amerika için geçerli. Engelli insanlar demiş. Engelli insanlar da tabii kendine bakmakta zorlandığı için eğer yanında bakacak birisi olursa yine de bir risk faktörü olarak almışlar. Davranış bozukluğu olan insanlar, tabii ki bunlar da yine ne olup bittiğinin farkında olmadığı için, önlemleri de alamayacakları için risk faktörü olarak alınmış. Evsizler, Amerika için bu büyük bir sorun. Evsizler, sokağa çıkma yasağı olduğu zaman evsizler gene dışarıda. Ve hamileler demiş. Hamileleri ekstra dikkat sarf etmesi gereken bir grup olarak almış. Ama bu onların bağışıklık sisteminin bozuk olmasıyla alakalı değil. Bağışıklık sistemi azalmaz hamilelikte, sadece değişir. Birkaç nedenle, onlardan en önemlisi, sonuç itibariyle koronavirüs bir grip benzeri bir hastalık olduğu için ve grip de hamileleri olumsuz etkileyebildiğini bildiğimiz için henüz daha yani şu andaki rakamlar tabii ki hamilelerin çok fazla etkilenmediğini zaten gösterdi artık. Bebekleri de çok fazla etkilemediğini gösterdi. Tabii ki milyonlarca vaka arasından mutlaka olumsuz etkilenen, ciddi anlamda olumsuz etkilenen vakalar oluyor. Ama bunlar azınlıkta. Yani ilk başta bahsettiğim risk faktörlerinin olduğu insanlar kadar değil. O yüzden de tabii ki ekstra dikkat sarf etmek lazım. Neden? Özellikle 3. trimesterde solunum sistemi diyafram nedeniyle diyafram yukarıya doğru çıkıyor. Solunum sisteminin kapasitesi azalabilir veya solunum sistemine aşırı yüklenme olabilir, kalbe aşırı yüklenme olabilir diye ekstra dikkat sarf edilmesi gerekiyor. Bir de işte grip daha çok etkilediği için, bu da gribe benzetilen bir virüs olduğu için ekstra dikkat sarf etmek gerekiyor. Ama şunu bilmek lazım ki hamilelik risk faktörleri arasında yer alan bir şey durum değil. Ama tabii ki önlemlerimize dikkat edeceğiz. İşte su ve sabunla elimizi yıkayacağız. Göz, burun ve ağız temasına
temas etmemeye dikkat edeceğiz. Göz neden peki? Hadi burun ve ağız solunum yoluyla alakalı da solunum yollarına gidiyor. Göz de aynı şekilde solunum yoluyla bir bağlantısı var. Neden? Gözyaşı kanalı burnun içine akıyor. Klasik bilgiler işte mesafe, sosyal mesafeyi koruma, ondan sonra maske takma zaten zorunlu hale geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkanların bile Center for Disease Control'ün bu listesinde, aşağıda linklerini de vereceğim, emzirmeye devam edebileceklerini, ya direkt emzirme ya da indirekt emzirme. Yani sosyal mesafeyi koruyarak sütü sağdıktan sonra bebeğe yine çeşitli önlemlerle vermek yoluyla emzirmenin devam ettirilebileceğini ciddi ciddi öneriyor. Yani sütle bulaştığına dair bir kanıtımız yok diyor. Rahim içinden bebeğe bulaştığına dair bir kanıtımız yok diyor. Zaten bu vakalar oldukça azınlıkta. Yani bebek doğduktan sonra da bebeğin kendisi de yüksek bir risk grubuna girmiş olmuyor.